Sayın Yalan Tunoğlu'na dönmek istiyorum. Hani soruyu yönelteceğim kendisine. Sizce bu BT dünyasında fark yaratan şirketler yeni dünya düzeninde hangi teknoloji ve yaklaşımlarla öne çıkıyor olacaklar? Teşekkür ediyorum bu güzel etkinliğe beni davet ettiğiniz için. Berke Bey'in toplama görevini bir daha sonraki arkadaşları bırakarak ben farklı bir boyuttan olaya yaklaşmak istiyorum. Hani biz bir elektronik firmasıyız. Biraz o tarafına işin değinmek istiyorum açıkçası. Bu ilk slaydınızda pandemiden dijital dönüşüm, sayısal dönüşüm hızlı bir şekilde arttı, oraya yapılan yatırımlar artıyor dediniz. Aslında Türkiye gibi dijital dönüşümde geri kalmış ülkelerde pandemi bunu çok hızlandırdı. Yani dijital dönüşümü bu kadar hızlandırabilecek başka bir olay ne olurdu çok tahmin edemiyorum. Açıkçası işte şu anda en azından onun bir sonucunu yaşıyoruz. Ve hani bu pandemi döneminde bizim bu elde ettiğimiz alışkanlıklar uzaktan çalışma olsun, işte hizmet olsun, uzaktan sipariş olsun, uzaktan alışveriş olsun. Pandemi sonrasında da bunların bir kısmı mutlaka hayatımızda kalacak. Çünkü hayatı kolaylaştırıyorlar. Yani aslında dijital dönüşüm, sayısal dönüşüm dediğiniz zaman temel şey hayatı kolaylaştırmak değişik alanlarda. Yani akıllı ev dediğimiz zaman evin içinde hayatı kolaylaştırmak. Akıllı şehir dediğimiz zaman burada İBB'nin temsilcileri var. O şehirde yaşayan insanlar için hayatı kolaylaştırmak. Sayısal dijital fabrika dediğimiz zaman o fabrikada üretimi, sanayiyi kolaylaştırmak. Endüstri 4.0 zaten bunun üzerinde tamamen odaklanmış durumda. Yani o otomasyonu robotlarla arttırarak üretimi daha verimli hale getirmek. Sonuçta çok farklı dikeyler. Bunların hepsinde fakat farklı sektörler, işte ulaşım, iletişim, enerji, sağlık olsun, otomotiv olsun. Bu farklı sektörlerdeki şeylerin ortak bileşeni bir yazılım, bir uygulama ama sonuçta bir de bunun elektronik ve bilişim boyutu var. Yani nesnelerin interneti dediğimiz kavramla bütün bu sektörlerdeki hizmetler aslında birbiriyle konuşur hale geliyor. Mesela İstanbul'da bir büyük şehirde belki milyonlarca sensörden elde edilen bilgilerle ancak o şehir bir akıllı şehir haline getirebilirsiniz. Bu sensörler de sonuçta elektronik bileşenler. Üzerinde hem yazılım var hem de bir elektronik donanım ihtiva ediyor. Dolayısıyla bilişim firmalarıyla, bu çözümleri oluşturan firmalarla, kurumlarla elektronik firmalarının işbirliği yapması gerekiyor. Yani bu elektronik sektörü açısından bu bir paradigma değişimi var burada. Ciddi bir ihtiyaç var, işbirliğine ihtiyaç var. Farklı sektörlerdeki firmaların birbirleriyle beraber çalışmalarına ihtiyaç var. Hani geçmişte bakarsanız bir firmanın başarılı olduğu zaman bir firma işte teknolojik olarak çok iyi bir belki Ar-Ge'si var diye değerlendirirdik. Hatta teknoloji hırsızlığı dediğimiz zaman, casusluğu dediğimiz zaman hani o teknolojiyi elde etmeye, kopyalamaya çalışırdık. Hani bana sorarsanız şimdi hani başarılı firmaların kimlerle işbirliği yaptığına bakmak lazım. Çünkü gerçekten her şey hizmete odaklı ve hızlı bir şekilde o çözümleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunun için de herkes kendi uzmanlık alanında çalışmalı. Diğer taraflar da birbirinden yardım almalı. Bugünkü panelin ve oturumun konusu olan hizmet tarafına baktığımız zaman da yazılım ve donanımın yani elektroniğin bir arada çalışması gerekiyor. Mesela yapay zeka. Şimdi bütün bu dijital dönüşümün ve bütün bu hayatı kolaylaştıracak teknolojilerin bir tarafında da yapay zeka var ve yapay zeka aslında bence çok büyük bir değişim getiriyor. Yani bunu belki bir 4-5 yıl sonra çok daha net bir şekilde göreceğiz. Hiç tahmin edemediğimiz şekilde hayatımızı değiştirecek. Peki yapay zekanın çalışmasını sağlayan ne? Yani yapay zeka aslında veri üzerinde çalışan bir algoritma. Çok fazla veriye ihtiyaç var. O verileri toplamak için de her yerde birbirleriyle konuşan sensörlere ihtiyaç var. Zora'nın verdiği örnekte mesela Rolls-Royce'un uçak motoru. Onun üzerinde belki 100'den fazla sensör var. O sensörler sayesinde uzaktan Rolls-Royce motorun durumunu kontrol ediyor, takip ediyor. Ne zaman
bakım yapılması gerektiğini o şekilde tespit edip verimi artırabiliyor, verimliliği sağlayabiliyor. Şimdi ülke olarak da hani toparlamaya çalışayım. Türkiye olarak da bu konuda bence büyük bir fırsat var önümüzde. Gerçekten yeni bir teknoloji gündeme geldiği zaman, böyle büyük bir değişim gündeme geldiği zaman herkes sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla diğer ülkelerle aramızda bir fark yok. Burada yapmamız gereken hem kurumlar hem şirketler işbirliği, hizmete ve sonuca odaklı, müşteriye odaklı çözümleri düşünerek hayata geçirmek, bunları da hayata geçirirken mutlaka bir işbirliği yapmamız, etrafımıza o gözle bakmamız gerekiyor. Yani sosyal bir dünyada yaşıyoruz artık. Her şey çok sosyal, inovasyon da sosyal. Yani işbirliği çok önemli diyorum. Kimseye de bir top atmadan şeyi tamamlıyorum. Teşekkür ederim.